28 Mart 2006 yani 28 Mart Ahmet direnişi ya da Ahmet olayları ya da Ahmet İhsanı olarak adlandırdığımız 28 Mart 2006 yılında yaşanan bu isyanın üzerinden 17 yıl geçti. Aslında biraz 28 Mart isyanını, direnişini anlatmak için bazı önce bu isyan öncesi ya da bu isyana götüren nedenler neydi? Biraz onlardan söz etmek gerekiyor. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın uluslararası bir komplo ile Türkiye'ye teslim edilmesinin hemen akabinde 2 Ağustos 1999 yılında iyi niyet göstergesi olarak bir ateşkes ilan etti. Yani PKK'ye çağrı yaptı. PKK de o ara ateşkes ilan etti. Ateşkes ilanının hemen ardından 1 Eylül 1999 yılında iyi niyet göstergesi olarak da hem Avrupa'dan hem de Güney Kürdistan'dan bir grup gerillanın işte Türkiye'ye gelerek en azından iyi niyet göstergesi olarak Türkiye'ye gönderildi, barış grubu gönderildi. Tabii bu gönderildikten sonra aslında bu ateşkes süreci devam ederken devletin bu konuda bir operasyonları hiçbir şekilde durmadı. Özellikle geri çekilen gruplara, gerilla gruplarına yönelik pusular ve saldırılar oldu. Burada çatışmasızlık süreci olduğu halde birçok operasyon yapıldı ve bu geri çekilme sürecinde neredeyse 400 gerilla yaşamını yitirdi. Yani PKK'nın resmi olarak açıkladığı kaynak buydu. 400 gerilla yaşamını yitirdi. Tabii Türkiye, PKK bu adımı atarken Türkiye'de çok ağır bir ekonomik buhranın, siyasal sosyal buhranın içerisindeydi. DSP, ANAP, MHP koalisyonunun yarattığı o ekonomik kriz ve artık içinden çıkılamaz bir duruma gelmişti. O arada işte AKP yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bu ekonomik kriz ve işte ülkenin içerisinden geçtiği krizlerinden bir politika yaymaya başladı. İşte ekonominin düzeleceği, Kürt sorununun çözülme meselesidir vesairedir, demokratikleşme meseleleri üzerinden bir çıkış yakalamaya çalıştı. En nihayetinde 2002 yılında işte bu politika üzerinden iktidara geldi ve tek başına artık Türkiye'de iktidar oldu. Tabii bu 2002 yılına kadar gelene kadarki süreçte yine bu şekilde çatışmalar devam ediyordu. Ancak PKK'nın çatışmasızlık süreci, ateşkes süreci ısrarlı bir şekilde devam ediyordu. Erdoğan'ın işte Rusya'ya giderken Kürt sorunu konusunun nasıl çözüleceği tartışmaları o dönem yaşanırken Erdoğan Rusya'ya bir ziyarete gittiğinde bir Rus işçi siz Kürt sorunu çözmezseniz yok olup gidersiniz şeklindeki açıklamasına işte düşünmezsen yoktur meselesi üzerinden bir şeye girmişti, bir tartışmaya girmişti. Açıkçası AKP'nin Kürt sorununun çözümü konusunda bir nevi fikri ortaya çıkmıştı. Yani nasıl yaklaşacağı, Kürt sorununa konusunda nasıl yaklaşacağı meselesi ortaya çıkmıştı bu söylem. Tabii Türkiye'deki işte Kürtlerin yoğun baskısı, işte barış taleplerinin dile getirilmesi, yeni bu devam eden çatışmasızlık süreci, sivil toplum örgütlerinin bu konudaki arayışları ve ısrarları yine AKP'nin işte 3 Ekim Avrupa Birliği'ne ilişkilerinde işte Avrupa Birliği'ne girme çabaları vesairesi bu tartışmalar sürerken AKP'yi elbette ki bir politika değişikliğine götürdü. 2005 yılında Erdoğan Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Kürt sorunu benim sorunumdur, İşte biz çözeceğiz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Açıkçası o açıklamadan sonra insanlarda bir umut doğdu, önemli bir umut doğdu ve artık Kürt sorununun demokratik bir şekilde çözüleceğine dair insanlarda bir inanç gelişti. Tabii bu arada da Avrupa Birliği müktesebatına ilişkin süreç de devam ediyor ve ortam yavaş yavaş yumuşamaya başlıyor. Tabii bu arada da yine operasyonlar durmuyor, yine bu çatışmalar devam ediyor bu ateşkes kararına rağmen. Şimdi bu ateşkes kararına rağmen çatışmalar devam ettikçe insanlarda artık farklı bir şey gelişmeye başladı. Acaba neden işte ateşkes sürecine uyulmuyor? Niye işte PKK ateşkes ilan etti? Türk Silahlı Kuvvetleri ya da iktidar buna uymuyor şeklinde bazı şeyler yapıldı. PKK lideri Öcalan 10 maddelik bir deklarasyon yayınladı. 2005 yılında 10 maddelik bir deklarasyon, bir yol haritası, Türkiye'nin demokratikleşmesi için bir yol haritası. Yani demokratik konfederal sistemin, demokratik konfederalizmin nasıl Türkiye'de hayat bulması gerektiğine ilişkin ve Kürt sorununun nasıl demokratik çözüme kavuşması için 10 maddelik bir yol haritası ortaya çıktı ve bu yol haritası sunuldu. İşte neredeyse işte Türkiye'deki birçok kesim, Kürt'e, özellikle Kürtler ve diğer işte dostları bu 10 maddelik yol haritasının Türkiye'de uygulanmasıyla Kürt sorununun artık çözülebileceğini, demokratik bir şekilde çözülebileceğini olan inançlarını yüksek bir perdede artık aktarmaya başladılar. Ancak
Bu yapılırken şey oldu, işte gerilanın dağdan inme çalışması nasıl yapılır, nasıl edilir, bu yönlü işte halkın ya da sivil toplumu getirip Türkiye'deki insanların taleplerine karşılık Erdoğan şeyi önerdi, işte eve dönüş yasası, pişmanlık yasasını, hani işte pişmanlık yasasıyla bağlantılı olarak eve dönüş yasasının çıkarılması konusunda bir şey yaptı. Hani bir cevap verdi. Tabii ki bu hiçbir şekilde olumlu karşılanmadı ve reddedildi bu cevap. En nihayetinde 2006 yılının Nevruz'unda, 2006 yılının Nevruz'unda, yani 21 Mart 2006'da burada işte şeyin 2004 yılının son, yani 2004 yılının hemen başında çatışmasızlık süreci artık tamamlandı. PKK artık ateşkesin bu şekilde sürdürülemeyeceğine karar verdikten sonra 2006 yılında işte söylediğimiz gibi bu PKK'nın 1 Haziran atılım hamlesi başlatıldı. 10 maddelik Öcalan'ın ortaya koyduğu 10 maddelik yol haritası hala oradaydı. Ve 2000 yani bütün bu süreçlerle birlikte 2006 Nevruz'una girildi. 21 Mart 2006 Nevruz'unda halk burada PKK Öcalan'ın artık 10 maddelik ortaya koyduğu yol haritasının kesim arkasında olduğunu, bunun uygulamaya geçirilmesi gerektiğini ve bundan geri adım atılmayacağı konusunda çok güçlü bir irade beyanını ortaya koydu 2006 Nevruz'unda. Tabii Nevruz'dan hemen 4 gün sonra, yani Nevruz'dan 3 gün sonra 24 Mart 2006'da Muş ve işte Ahmet Kulp arasında kalan bölgede, Şenyalya bölgesinde işte PKK'lere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir operasyonu oldu ve orada 14 gerilla yaşamını yitirdi. Tabii bu çok daha fazla, yani bu kadar 3 gün önce barış umutlarının bu kadar dile getirildiği, insanların çözüm için haykırdığı, Nevruz alanında hatta barış rüzgarlarının estirildiği ve ilk kez neredeyse işte güvercinlerin uçurulduğu bir Nevruz'dan sonra böyle bir operasyonun yapılması inanılmaz derecede insanları bir öfkeye sevk etti. Tabii öfkeye sevk etmenin bir diğer boyutu da zehirli gazlarla bu gerillaların yaşamına yitirdiğine ilişkin ailelerinin Malatya morgundan aldığı işte bilgiler doğrultusunda ya da işte kurumların o bilgileri kamuoyuna sunmasıydı. Bu hakikaten öfkeyi çok büyüttü. Malatya'dan cenazeler Diyarbakır'a getirildikten sonra Bağlar'da bir cami, Hacı Şefik Camisi'ne götürüldü. Tabii geceden beri artık insanların bu kadar barış umuduna işte zehirli gazlarla saldırı olmasını hakikaten insanlar içine sindiremedi. O gece zaten yani Hüseyin Erhan'ın başlayacağı günün hemen akşamı zaten Diyarbakır'da çok büyük bir öfke vardı. Sabah uyandığımızda bütün şehirde neredeyse bütün şehrin kepenkleri tamamen kapalıydı. İnsanlar akın akın işte cenazelerin kaldırıldığı Yeniköy mezarlığının orada bir işte Hacı Şefik Camisi vardı sanırım. Oranın cenazeler oraya götürüldü. Ben de bir gazeteci olarak bu kimyasal gaz meseleleri en azından bu dile getirilen şeylerin geçerliliği olup olmadığı yani bu iddialara ilişkin ben de şeye girdim. Gasilhaneye girdim, cenazelerin yıkandığı yere girdim. Gerçekten hani dehşet bir tabloyla karşılaştım. Çıktıktan sonra orada artık insanların yavaş yavaş on binlerce insanın neredeyse yavaş yavaş artık toplandığını gördük. Tabii bu orada toplanan insanların diğer eylemlerden çok daha farklı bir yönü vardı. İnsanlar sadece intikam sloganları orada atılıyordu. Yani o süreç boyunca neredeyse intikam sloganlarının dışında hiçbir slogan atılmadı. Gerçekten işte 3 gün önce Nevroz'da atılan o barış sloganlarının yerine 14 PKK'nın yaşamanın yitirmesinden sonra yani bu operasyondan sonra bu sloganın intikam sloganına dönmesi hakikaten yani çok daha farklı şeyler yani çok daha farklı bir boyutu da insanların gözlerinin önüne serdi. Tabii cenazeler oradan çıkarılmaya başlayınca Diyarbakır'ın bütün alanları üzerinde yine Ahmet'in her yerinde neredeyse işte helikopterlerin neredeyse binaya vurabilecek düzeyde düşük uçmaları, kentin bütün yollarının kapatılmış olması, caddelerin kapatılmış olması, yine cenazenin götürüleceği Yeniköy mezarlığının çevresinin tamamen asker, polisle ve dışarıdan getirilen işte özel güçlerle kapatılmış olması, hatta operasyona katılan özel hareket timlerinin neredeyse işte şehrin birçok yerinde konumlandırdığı binalarda konumlandığı
şeyini gördük. Ya bu gergin ortamda mutlaka farklı bir sonucun ortaya çıkacağını zaten hepimiz tahmin edebiliyorduk. Cenazeler çıkarıldıktan hemen sonra neredeyse 100 bin, 150 bine yakın insan orada toplanmıştı. İnsanlar cenazeleri işte 4 cenazeyi Yeniköy mezarlığına götürürken bir panzer ve askeri araç cenazeye katılanın yarısı mezarlığın içine ulaşmışken diğer yarısı yolun diğer tarafındayken ikisini neredeyse işte bölmeye çalıştı, birbirinden ayırmaya çalıştı. Tabii o arada küçük bir şey oldu. Yani küçük bir karşılıklı işte taş atma, işte yine gaz bombası falan vesaire oldu ama cenaze defnedildikten sonra yani 4 cenaze defnedildikten sonra insanlar artık şehir merkezine doğru yürüyüşe geçtiler. Tabii orada da müdahale başladı. 10 Nisan polis karakolunun oraya geldiğinde zaten artık Diyarbakır'ın neredeyse işte 4 gün sürecek o isyanının, direnişinin fitili de orada ateşlemiş oldu. Yani şehir bir anda neredeyse işte bütün sokakları, bütün caddeleri, bütün yerleri neredeyse artık savaş alanına, tabiri caizse savaş alanına döndü. Haber merkezinden bizim bir arkadaşımız aradı ve ofise geçmemiz gerektiğini söyledim. Ben de yani kızdım, dedim yani burada bu kadar olay varken falan ofise niye gideyim falan. Dedi ki ya ofise işte gitmeniz gerekiyor falan. Ya ben ofise vardığımda ofisin neredeyse bütünü, neredeyse tamamı, o devlet kurumları, karakol vesaire neredeyse tamamı yakılmış. Ofis böyle neredeyse savaştan çıkmış bir hal almıştı. Çok yani inanılmaz derecede beni o durum beni şaşırttı. Yani bir saat içerisinde neredeyse hatta bir saat geçmeden işte ta Yeniköy mezarlığında yaşanan bir olayın o kadar kısa süre içerisinde ofiste patlak vermesi, işte huzur evlerinde, Seyran Tepe'de, sur içerisinde patlak vermesi hakikaten beni inanılmaz derecede şaşırttı. Yani hiçbir dönem, hiçbir zaman hani Kobani eylemlerinin karakteri biraz daha farklı elbette. Orada sosyal medyanın de gücü var. Hani insanların en azından bilmesi, duyması açısından ama yani o dönem sosyal medya olmamasına rağmen, insanların birbiriyle haberleşmemesine rağmen bir anda Diyarbakır'ın bütün sokaklarının bir isyan, bir direniş alanına dönmesi, her yerin neredeyse yakılıp yıkıldığı, her yerde neredeyse insanların sokakları kapattığı bir süreç yaşadık. İnanılmaz bir şeydi. Yani ben gazetecilik hayatımda organize olmuş, ilk defa bu kadar organize olmuş bir kitleden söz edebiliyoruz. Elbette ki insanların öfkesiydi bu. Yani barış umuduna dair zehirli gazlarla saldırı olması ve o insanların yaşamını yitirmesi, elbette ki o insanların yitirmesinde yaşanan öfkenin dışa çıkmasıydı. Ya birinci gün böyle geçti. Birinci gün 3 kişi sanırım, ya 3 ya 4 kişiydi. İçinde çocukların da olduğu polislerin saldırısı sonucu kurşunlanarak hayatlarını kaybettiler. Bu öfkeyi artık ulaşılamaz bir boyuta götürdü elbette. Yani o kadar insanın orada ölmüş olmasından sonra yine 3 sivilin, özellikle içinde çocukların olduğu insanın ölmesi, yüzlerce insanın yaralanması, yüzlerce insanın gözaltında alınması elbette ki büyük bir öfkeyi de doğurdu. İkinci gün cenaze töreni olacaktı. O önceki gün yaşamını yitiren insanların cenaze töreni yapılacaktı. Yine aynı Hacı Şefik Camii'nin önüne, Hacı Şefik Camii'nden kaldırılacaktı bu cenazeler. Ya ben diyebilirim ki belki 300 bin, 400 bine yakın insan orada toplandı. Neredeyse ilçelerden, köylerden insanlar oraya gelip orada toplandı ve o cenazeyi kaldırdılar. O cenazeden sonra da yine aynı şekilde çatışmalar başladı. Bütün sokaklar işte yanmaya başladı. Asker, işte kol ordudan asker şehre indi. Özel hareket timleri indi aşağı, artık direkt insanların üzerine gerçek kurşunları sıkmaya başladılar. Orada da işte birkaç kişi yine hayatını kaybetti. Sonraki gün yine aynı akşamdan sabaha kadar yine bu devam etti. Aralıksız bir şekilde devam etti. Yani gece oldu, insanlar evinde çekildi değil. Yani 24 saat boyunca orada bu insan devam etti. Sonraki gün yine aynı şekilde cenaze törenleri oldu. Orada da bir aynı bildik sahneler yaşandı. Tabii olayı en pik noktaya götüren şey işte dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın kadın da olsa çocuk da olsa gereken yapılacaktır sözünden sonra durum çok daha farklı bir boyuta ulaştı ve artık polis sokak ortasında yaşlı, genç, çocuk demeden artık gerçek kurşunlarla
saldırmaya başladı. Orada da işte neredeyse 13 insan orada hayatını kaybetti. Çoğunluğu çocuk. Yine gazeteci bir arkadaşımız orada hayatını kaybetti. Tabii bu olayların, yani bu isyanın durması söz konusu değildi. Dördüncü günde de yine aynı şekilde en üst noktaya ulaştı bu isyanlar. Kentte bazı sivil toplum örgütleri, valilik, işte belediye ya bu olayların durması için, isyanın durması için bir görüşme yapmak istediler. Çok iyi hatırlıyorum, Bağlar'ın işte cezaevi üst köşesine gidip orada bazı gençlerle görüşmek istediler. Hatta işte araçtan indi, vali miydi, yardımcısı mıydı bilmiyorum ama işte birkaç yetkili vardı, hani devlet erkanı dediğimiz. İşte gençlerle görüştüler, hani artık bu isyanın durması, bu olayların durması gerektiğini falan anlattılar. Orada bir genç işte çıkıp PKK bize durmayın, yani PKK bize durun demeyene kadar biz asla durmayacağız. Biz PKK'nin talimatını bekliyoruz. PKK olmadan biz sizin sözünüzle hareket etmeyeceğiz ve işte buradan çıkın gidin ve bir daha gelmeyin. Çaresiz bir şekilde işte bu devlet erkanı, belediye başkanı falan vesaire arabaya binip tekrar şeye geldiler, geri geldiler. Tabii orada bir gazeteci olmak, işte o Erdoğan'ın kadın ve çocuk olsa meselesinden hemen konuşmasının içinde başka bir şey söyledi. Yani dedi ki bu bir milli bir meseledir. Yani görsel ve yazılı basının, gazetelerin bu olayları verirken dikkat etmesi gerekiyor ve lütfen seçici olması gerekiyor. Herkesin işte her şeye haber diye yaklaşmak doğru bir şey değil. Çünkü orada milli bir şey yaşanıyor. Anlatabiliyor muyum? Milli meseleler söz konusu deyince o işte yaygın medya, ana akım medya oralardan çekildi. Artık emniyetin ve valiliğin haber bültenleri, yani gönderdiği bilgiler üzerinden haberler yapılmaya başlandı. Sokakta sadece biz özgür basın çalışanları olarak kaldık. Birkaç kişi kaldık. Tabii bunlar televizyonlarda bu şekilde yayınlanmaya başlayınca artık isyan gazetelerden sonra işte örgütün maşaları, bilmem ne falan vesaire birçok manşet bu şekilde atılmaya başlanınca Erdoğan'ın konuşmasından sonra insanlar çok büyük bir insanlar çok öfkelendiler. Yani gazetecilere, işte bu basına çok öfkelendiler. Hatta hastanenin önünde bir cenaze kaldırılıyordu, hastaneden çıkarılıyordu. Bir şeyin işte bu cenazenin aile şey dedi, yani onurunuz ve şerefiniz varsa siz doğruları yazarsınız. Burada neler olup olduğunu yazarsınız, doğru bir şekilde yazarsınız falan diye. Hatta o arada neredeyse işte diğer gazetecilere yönelik bir şey girişimi de oldu. Tabii bu öfkeyi büyüttü. Yani mesela biz o alana gittiğimiz zaman, bu sokaklara gittiğimiz zaman, özgür basın dediğimiz zaman bizimle bir şey, hani bizim çekmemize izin veriliyordu ya da bizim orada haber yapmamıza izin veriliyordu. O isyana katılan gençler vesaire hiçbir şekilde diğer işte ana akım medyanın oraya girmesine, hiçbir şekilde haber yapmasına izin vermediler. En nihayetinde ve dördüncü günün sonunda, beşinci günün sabahında işte PKK bir açıklama yaptı. Hani insanların evlerine gitmesi gerektiğini, artık bu isyanın, bu protestonun artık amacına ulaştığına ilişkin bir açıklama yapıldı ve orada insanlar artık evlerine gitmeye başladılar. Tabii evlerine gittikten sonra asıl mesele, asıl ağır süreç o şeyden sonra başladı. Çok iyi hatırlıyorum, ben huzur evleri üst köşesinde oturuyordum. Cadde boyunca asker ve polisler panzerlerden açtıkları "Ölürüm Türkiye" marşıyla sokaklarda yürüdüler. Hatta bizim neredeyse işte bizim bulunduğumuz evlerin, binaların işte camlarına ateş açanlar oldu. İşte havayı, şimdi bu gaz bombaları atıp evin içine atan şeyler oldu. Askerler, polisler falan oldu. Bugün o gün boyunca neredeyse şehrin bütün alanlarında İşte bu "Ölürüm Türkiye" marşı ve diğer işte milliyetçi marşlarla, bayraklarla askerler yürüdü. Yani böyle Diyarbakır böyle bir süreç yaşadı. Bu sürecin bence de en temel, en böyle bir gazeteci olarak beni duygulandıran tarafı, özellikle ailelerin tamamının neredeyse limon stoklaması, işte bu göstericiler sokaktayken limon kesip herkese, bu annelerin limon dağıtması, leçeklerini, işte başörtülerini çıkarıp ıslatıp gençlerin yüzlerine bağlamaları,
apartmanın 6. 7. katında işte piriketleri annelerin işte aşağıya indirip insanlara vermesi. Yani topyekün öyle bir durum yaşandı ki hakikaten topyekün bir şeye döndü. Yani topyekün bütün şehrin ayağa kalktığı, bütün bu isyanın, herkesin bu isyanın içerisinde yer aldığı bir direnişe döndü. Yani bunu hakikaten iyi okumak gerekiyor. Bunca yıl geçtiği üzerinden tabii cezasızlık politikası işledi. Hiçbir orada o öldürülen insanların, yaşamını yitiren insanların hiçbirinin failleri ortaya çıkmadı, yargılanmadı. Yine buna neden olan, işte çocuk da olsa, kadın da olsa sözünü söyleyen başbakanla ilgili hiçbir zaten bir şey yapılmadı. Böyle bir süreç yaşadı ama şunu söylemek gerekiyor ki son olarak halkın bu kadar barış umudunu duru tuttuğu bir yerde, bir Nevroz'da insanların bağıra bağıra barış istedikleri, artık Kürt sorununun demokratik çözümünü istedikleri ve barış güvercini ilk defa, barış güvercininin uçurulduğu, yine Öcalan'ın 10 maddelik yol haritasının ortada olduğu, bir çatışmasızlık sürecinden bu kadar çatışmasızlık süreci olmasına rağmen, bu kadar gerilla kaybına rağmen hala bu barış umudunun devam ediyor olmasına karşılık, işte zehirli gazlarla 14 PKK'nın orada yaşamını yitirmesi, bir operasyon sonrası orada öldürülmeleri gerçekten bu isyanın temel şeyini oluştu. Temel felsefesini bence ortaya koydu. İnsanlar sahip çıktı. Yani kendi çocuklarına sahip çıktı. Bu kadar işte barış umudu diriyken devletin bu umuda karşı kurşun sıkması ya da bu zehirli gazlarla yaklaşıp işte insanların ölümüne neden olacak operasyona girişmesi gerçekten insanlarda yarattığı en büyük şeydi, en büyük öfke buydu. Tabii sadece buna öfke duymadılar. Devletin bunca yıldır yoksullaştırma, yerinde etme, imha ve diğer bütün politikalarına karşı da elbette Diyarbakır o gün çok güçlü ve çok organizeli ve belki de diyebilirim ki hayatımdaki en organize olmuş durumuyla bu şekilde karşılık verildi.